Merhaba. 2016 yılına nasıl kötü başladıysak Şubat ayının bu ikinci haftasına da aynı kötümserlikle başladık. Asya piyasalarının büyük bir kısmının kapalı olduğu haftanın ilk gününde piyasalar sarsıldı. Her tarafta kötü giden işler risk iştahına darbe vurdu. İlk dayağı Yunan borsası yedi ve 1990'dan beri en düşük seviyesine indi. Ardından Avrupa hisseleri satış furyasına girdi. Banka ve sigorta şirketlerinin tahvillerinin CDS'leri patlayıverdi. Amerika açıldığında bu trend orada da devam etti. City stratejistleri küresel piyasaları bir ölüm sarmalına benzettiler. Niye ölüm sarmalı bir anlayalım. Pazar günü döviz rezervlerinin hızla azalmakta olduğunu gösteren veri Çin'in daha da yavaşlayacağını gösteriyor. Draghi istediği kadar ortalığa para saçsın, Avrupa'nın düzlüğe çıkmaya niyeti hiç yok. Dezenflasyon ve resesyon kabusu ile yaşamaya devam eden Japonya faizleri negatif çekti. Talebe darbe vuran bu durum emtia ve enerji fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Brent tekrar 33 doların altına döndü. Tüm bunlar yatırımcıları olabildiğince korkutuyor. Bu korku da kendisini risk iştahında düşüşle gösteriyor ve para, hisse senetleri gibi riskli enstrümanlardan çıkıp daha güvenli limanlara yöneliyor. Bu hafta başı itibariyle bu limanlar Japon Yeni ve altın. Yen'in hem daha az volatil, hem de borç almak için çok daha ucuz bir para olması, yeni talebi artırarak dolara karşı değer kazanmasına yol açıyor. Öte yandan düşük faizler 5,5 ,5 yıldır dünyanın en mutsuz insanları olan altın yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Bu heyecan altını kritik 1200 seviyesine kadar fırlattı. Evet teknik göstergeler olabildiğince şişti ama bir düzeltme gelse dahi altının bu havada aşağı potansiyeli kısıtlı gözüküyor. 1200 direncinin tutup tutmayacağı henüz net değil. Ama tutmazsa önümüzdeki aylarda altının yeni işlem aralığı 1200-1300 dolar olabilir. 1200 tutarsa 1100-1200 aralığında konsolidasyon bekleyebiliriz. Petrol cephesinde ise beklenen gerçekleşiyor. Rusya'nın atıp tutmasıyla kimse üretim falan düşürmedi. Venezuela ve OPEC toplantısı fos çıktı. Daha İran petrol pompalamaya başlamadı bile. Dünyanın en büyük enerji traderı Vitol dün fiyatların daha 5-10 yıl 40 ile 60 dolar arasından çıkmayacağını açıkladı. Petrol fiyatlarının toparlanması için iki önemli şeyin gerçekleşmesi lazım. Bir Çin ve dünya ekonomisinin toparlanması, iki düşük fiyatların üretim seviyelerini aşağı çekerek arzı kısması. Görünen o ki bunların her ikisinin de gerçekleşmesi daha uzun zaman alacak. <laughs> Gelirim federal rezerv ve e, TCMB'ye. Bugün dünyada <laughs> üç türlü merkez bankası var. Merkez bankamız, federal rezerv ve diğerleri. Tüm diğerleri enflasyon yok diye faiz düşürüyor. Fed enflasyon olacak diye faiz arttırıyor. Bizim merkez bankamızda enflasyon azdı diye faiz düşürmeyi bekliyor. Avrupa, Çin ve Japonya merkez bankalarının yolu kapalı. Yapacakları iş belli. Negatif faize ve piyasalara para pompalamaya devam edecekler. Fed'in durumu biraz daha zor. Her ne kadar son haftalarda piyasalar Fed hayatta faiz arttıramaz diye bağırıyor olsa da Amerika'da işler iyi. İşsizlik 9 yılın en düşüğünde %4,9 ücretler yüzde yarım arttı. Bu veriler Amerikan ekonomisinin motoru olan tüketim tarafı için son derece olumlu. İşte bu koşullar bana Fed'in Mart'ta faiz artırımına gitme olasılığını öyle çabucak tamamen göz ardı etmek için henüz çok erken olduğunu anlatıyor. Çarşamba günü Yellen Kongre'ye hesap verecek. Ne diyeceği merakla bekleniyor. Ama ne diyebilir ki? Biz artırmak istiyoruz ama dünya kötü izleyeceğiz. Yani belirsizlik Mart'a kadar devam edecek. O zamana dek hem dünya hayal kırıklığı yaratmaya devam eder hem Amerikan ekonomisi yavaşlarsa elbette artırım olmaz. Ama Citi'nin bahsini ettiği o ölüm sarmalı yerini daha sakin bir ortama bırakırsa, yani Avrupa ve Çin'de yavaşlamanın sona erdiği, büyüme olmasa bile bir stabilizasyon olduğu görülür ve Amerikan verileri de iyi gelmeye devam ederse Fed sözünde durur ve çeyreklik artırımlarına devam eder. Gelelim bizim buralara. Merkez Bankası herhalde baharda enflasyonun tekrar güneye döneceğini ve dünyadaki o düşük faiz ortamına bakarak bir hamle yapmıyor. Hatta tavanı düşürmekten konuşuyor. Ama rakamlara bakarsak rezervlerin azaldığını ve enflasyonun hızlandığını görüyoruz. Bizim paramızla dolar, euro, yen gibi paraları enflasyon farklarıyla karşılaştırdığımızda zaten ortaya teorik bir devalüasyon oranı çıkıyor bu resme bir de gittikçe kontrolten çıkan jeopolitik gelişmeleri de eklerseniz piyasanın o meltem iyimserliğine girişlerini de anlamak aile güçleşiyor. Yine de siz merak etmeyin. Kış ilelebet sürmez ve bahar bugüne kadar sırasını hiç atlamadı. Haftaya görüşmek üzere.